Merhaba arkadaşlar ben Utuncan Fizik Öğretmeni. Kırılmanın konu anlatımında yani ilk önce bir önceki videonun sonunda da zaten bu sayfayı gördünüz. Yani çok uzun olmasını istemiyorum, sıkıcı olmasını istemiyorum. Yani daha fazla yani küçük küçük olsun. Hemen hap gibi böyle bitir git işine bak diye böyle bölerek yapıyorum. Onun hiçbir zararı yok. Hatta bu size izleme hakkı kazandırıyor. İzleme hakkıyla ilgili olarak lütfen arkadaşlar kafanıza takmayın. Yani sen tekil kullanıcıysan, senin mağdur olman mümkün değil. Hiç merak etme. Biz de yani ben şimdi şunu da söylemek isterim. Yani bir iki arkadaş, sen ortaklaşa girdiğin zaman zaten bunun sorumluluğunu almış durumdasın. Birbirine çok güvenen arkadaşlar bunu nasıl yapar bilmiyorum ama yani onu iyi ayarlamaları gerekiyor. Yani artık orada ayar size ait bir şey diyemeyeceğim. Nasıl böleceksiniz bölün. Yani ben izleme hakkından dolayı mağdur etmemeye çalışacağım ama çoklu kullanımlarında önüne geçmeye çalışıyoruz haberiniz olsun. Yani iki kişiye üç kişiye kadar bakın öyle bir izleme hakkı var ki bana göre üç kişiye kadar çok normal. Üç kişiye göre yani gi girer adam yani dengeli izlerse hiçbir problem olmaz ama... Dediğim gibi danaya girer gibi 10 kişi girerseniz o zaman problem yaşarsınız. Yani hesaba nereden girildiği görülüyor arkadaşlar. Ben bunu dile getirmiyorum ama yani senin IP'in, senin bilgisayarının veya cihazının MAC adresi bunların hepsi görülüyor. Kim giriyor, kaç farklı cihazdan giriyor, hangi cihazda nereden giriyor bunlar görülüyor. Yani bunu söyleyip de hani şey yapmak sizi germek istemiyorum ama yani çoklu kullanıcılar belli yani haberiniz olsun. Yani neyse bu tabii ki de sizin bileceğiniz bir şey. Yani ben sana engel olmak istemiyorum. Hani şöyle şeyler yapanlar var ya bana iki tane cihaz söyle onun haricinde almayacağım. Hayda. O zaman e, şey yapamıyorsun yani. Ya neyse. Yani neyse. Yani iyi niyetle yaklaşırsanız e, bence e, çok güzel bir paket. Çok güzel bir e, ücret. Yani burada bazen arkadaşlarımız hani e, ben öğrenci adamım falan şeklinde yani bir şeyler yazıyorlar. Yani ben de onları yayınlıyorum ama yani sen liseye gidiyorsan yani şuna lafım yok bakın arkadaşlar okuldan çıktıktan sonra bir yerde çalışan okuldan çıktıktan sonra işte ailesine bakmak zorunda olan hafta sonu çalışmak zorunda olan yani arkadaşlarıma hiçbir lafım yok. Ama yani sen öğrenciysen senin tek işin okumaksa hani böyle biz öğrenciyiz arkadaş bizim cebimizde bu kadar para yok şeklinde konuşulması da beni gerçekten kırıyor. Çünkü fizik gibi bir dersi hiçbir derse benzemem ben arkadaşlar bütün öğretmen arkadaşlar bunu kabul edecektir yani diğer branşlardan fizik gibi bir dersi hallediyorsunuz oturduğunuz yerden. Yani bence bu çok güzel bir şey. Hani ben şahsen düşünüyorum kendim ne yapardım diye. Benim haftalığım vardı. Ben de meslek okudum. Benim annem yani ev hanımıydı. Babam da devlet memuruydu. Yani öyle süper bir bütçe yoktu. Yani ben haftalık alıyordum. Hafta bir şey yapmak istediğim zaman da onu biriktiriyordum. Yani belki de sizin yaptığınız gibi. Neyse karşılıklı dert yanmaya son verelim. Evet ışığın tam yansıması olayı ve sınır açısının analizi. Bunlar hedef ve kazanımlardaki o güzel cümleler. Sınır açısını analiz edeceğiz falan böyle. Yani ne diyeceğim işte. Ha, burada olur diyeceğim, burada olmaz diyeceğim. Böyle laflar var çok. Komik. Arkadaşlar öncelikli olarak ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama her zaman geçemez. Bu var kuralımız bu. Biz buna odaklanacağız. Şimdi Diyelim ki ne bir ortam var ne iki ortam var. Ne olabilir bu? Burası hava olabilir mesela. Burası da su olabilir. Yani mesela havuzun işte içinde bir yerlerde koyduğumuz bir tane kaynak var. Bu kaynaktan çıkan ışınlar. Ben burada sağ tarafa doğru gittim. Bunun tabii aynısı sol tarafa doğru da oluyor. Ona da lütfen dikkat. Şimdi dümdüz geldiği zaman zaten çıkıyordu. Biraz önce söyledik. Sıkıntı yok. Böyle açılı geldiği zaman böyle gitmek isterdi ama çoktan aza gidiyor. O zaman normalden uzaklaşacak. Normal neresi? Burası. O zaman normalden uzaklaşırsa böyle gelecek. Tamam. Biraz kırıldı. E sen daha uzağa gidersen e biraz yine kırıldı. E nereye kadar? Bak dikkat edersen iki ortamı ayıran çizgiye doğru yaklaşmaya başladım bile. Ve eninde sonunda öyle bir an geliyor ki hani bu sınır durum diye ben kırmızıyla çizdim. Buradaki kırılma açısı arkadaşlar 90 derece olduğu anda kritik bir durum yaşanıyor bu 90 derece olduğu anda yani ışın kırılan ışın iki ortamın arasındaki çizgi üzerinde kaldığı anda biz gelme açısına sınır açı diyoruz arkadaşlar. Özel bir isim veriyoruz ve diyoruz ki sınırı geçme. Bu açıdan küçük açılarla gelirsen senin diğer tarafa geçmeni izin veririm. E, alfa ile geldin yani sınır açıyla geldin böyle arada kalırsın uyarı veririz adama. Ama illa daha da büyük açıyla geleceğim dersen burada bakın beta alfadan büyüktür. O zaman sınır aşılmış diyoruz tam yansıma olayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Yansıma kanununa uyarak beta ile geldiysen kırılıyorsun beta ile yoluna devam ediyorsun. Yani burada dışarıya çıkamıyorsun. Yani o zaman yukarıdan baktınız hani ben sağ tarafa çizdim ya bunun sol tarafı da var dedim. Şimdi baktığınızda şöyle bir şey. Yani burası diyelim ki su. Burası da hava. Yani havuzun dibindeki işte buradaki aydınlatma kaynak. Yani böyle dümdüz geldiği zaman şöyle yaparsak Şöyle baktığımızda dümdüz geldiği zaman tamam problem yok. Ama şöyle oldu ya bak şimdi dikkat. Şöyle. Yani sen eninde sonunda şöyle bir sınır açı durumu yaşıyorsun. Burası mesela diyelim ki işte alfa olacak şekilde. Aynı şeyi burada da yaşıyorsun. Buradan da çıkamıyorsun böyle yaptın. Burası da alfa. Şöyle bir şey. Tamam. E bunu 3 boyutlu düşünürseniz su yüzeyinde aydınlatılmış bir bölge olacak. Bak dikkat ederseniz buradan gelenler çıkabiliyor şu kısımda üç boyutlu düşünün ama burası ve bundan sonrasında ne oluyor artık çıkamıyor. İşte havuz aydınlatmaları da böyle yapılıyor. Yani böyle yapıldığı zaman bunu bazen yere koyuyorlar bazen havuzun işte yan duvarlarına koyuyorlar. Yani neden mesela böyle yapıyor yan duvarlara koyuyor mesela şöyle yapınca açı zaten burada büyük bir e, şey ışın zaten burada büyük bir açıyla geliyor hemen tam yansımaya uğruyor. E havuzun içerisinde dolaştığı sürece ışık ışık e, havuzu daha böyle aydınlık gösteriyor ışıltılı gösteriyor. Havuz aydınlatmaları bu şekilde gerçekleşiyor. Bu örneğe neden dalıyorum adamın derdi havuz ya falan demeyin. Arkadaşlar bu devlet kitabındaki örnektir. Yani öyle bir havuz aydınlatmalarından yani sanki gören de şey zannedecek. Herkes böyle havuz dibinde yaşıyor. Ha 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 elde kadehler böyle bilmem neler. hani i̇lla ama havuz kenarı olunca da kadeh olacak illa elinde. Neyse artık. Yani böyle belki görmüşsünüzdür. Ne diyeyim yani ben ee, ...kaç yıl oldu evleneli ya... ...ya Rabbim dur bakayım... ...harbiden bayağı olmuş o... Ee, ...18-19 yıl oldu ben evleneli... ...bir kere gördüm onu da evlendiğimizde hani böyle bir... ...tatile gidersin ya balayına gidersin ya... ...bir gittik mi bir daha da böyle hani... ...işte 3-4 günlük tatil şeklinde bir e, şey... ...yani otel motel görmedik yani... ...ne yapacağımızı bilemedik ya... ...bu da giriliyor mu falan diye böyle bakıyorsun yani... ...neyse kıyamadık yani... ...evet... Tamam. Şimdi sinel yasasını e, kullanmadan kırıcılık indislerini nasıl sıralayacağız? Yani sinel yasası dediğimiz hani n1 çarpı sinar n2 çarpı bir e, beta dediğimiz şey var ya. Hani bizi hesapta şimdi o hocam formüller kaldırız o çok iyi. Ya sonra gene soracağını soruyor adam aynı şekilde soruyor hiç merak etme. Yani böyle bakıyoruz bak şimdi olaya. Şu şekilde bakıyoruz. Burada şunu söyleyeceğim ben. Mesela bak hepsi N1, N1, N1. Bu inanılmaz klasik bir örnektir. Şu anda burada kullanacağım yöntem %100 bilimsel değil ama sizin canınızı %100 kurtarır. Onu bir söyleyeyim. Geldin böyle alfa ile alfa ile alfa Nereden? N1, N1, N1. Gitmek istediğin yön bu. Ama ne oluyor? Uzaklaşmışsın. Bu sapma açısına bakacağız. Yani iki indis arasındaki fark ne kadar çoksa yani iki ortamın kırıcılık indislerinin farkı ne kadar çoksa bu kırılma da o kadar çok oluyor. Yani uzaklaştığı için bir kere zaten hani N1 büyüktür N2 diyeceğim. Çoktan aza gidiyoruz diyeceğim. Ama bu sapma arttıkça N1 N2'ye göre o kadar fazla olur. Şimdi baktığında mesela bak buraya baktığında buradaki sapma daha fazla. Yani burada N1 büyüktür N3 demen yetmiyor. Şuraya göre bakınca aynı şartlarda geliyorsun. Aynı ortamdan geliyorsun. N1, N2'yi beğenmedi uzaklaştı. Ama N1, n 3ü hiç beğenmedi. Bak daha çok uzaklaştı. O zaman hani ayıp ama hani bir ayrım yapabilmek için şöyle iki kere büyüktür gibisinden şöyle bir şey koyuyorum. E buna baktığında bu coşmuş zaten yani artık yani delirmiş, kudurmuş yani bak sapmaya bak yani oldu. Yani burada ne bir ne o baya yani böyle böyle yapayım böyle de bir işaret yok ama yani böyle yapayım ne bir ne dörtten baya büyük. O zaman indisleri sıralarsak ne bir ne iki yani sapma arttıkça iki ortam arasındaki kırıcılık yeteneği farkı da artıyor. O kadar yani e neden sapıyorsun neden kırılıyorsun işte yetenek farkından dolayı oluyor. N3 ondan sonra da N4. Şimdi kırıcılık yeteneklerini sıraladıktan sonra hemen burada verelim. Yani ışığın ışık hızı dediğimiz şey arkadaşlar C'dir tamam mı? Bak ışık hızı bu değişmez ışık hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye boşluktaki hızı bu. Ama biz böyle saydam ortamlarda ilerlediğimiz zaman artık ona ışık hızı demiyoruz. Ya da hani ışık hızı değişmiyordu bak değişti bak yavaşladı diyorsun şimdi de olma. Biz ışığın o ortamdaki ortalama hızı diyoruz biz. Yani mesela böyle V ile gösterdiğimiz zaman hani mesela V1 dediğin zaman ışığın N1 ortamındaki ortalama hızından bahsediyoruz. E ortam o kadar yani yoğun oldukça ben de hızımı ona göre düşüreceğim. Yoğun ortamda daha zor ilerleyeceğim diyebiliriz. O zaman kırıcılık indislerini sıraladıktan sonra bunun tam tersini hızlar için sıralayabiliriz. Yani şöyle yapabiliriz. Evet gayet güzel olur böyle. V4, V3, V2, V1 diye yazdık bile. Evet tamam. Tam tersi ya yani kimisi şey yapıyor yani böyle şeyler de var işte V eşittir C bölü N falan böyle yani yani ne gerek var ya? yani ters orantı işte sen bunun çarpmasını bölmesini yaptırmayacaksın öğrenciye. Yani burada da tabii öğretmen arkadaşlarıma sesleniyorum. Yani bunu yazınca bir fayda olmuyor arkadaşlar. Adam bunu sıralamalı ya. Öğrenci bunu sıralayabilmeli. E o zaman soran kişi de böyle düşünüyor işte. Ben burada ya yani hocam biz öğretmen olmayacağız ki falan demeyin. Yani size soru hazırlayan kişi de böyle düşünüyor. Buna ÖSYM de dahil. Şimdi bak mesela burada başka türlü ne yapabilirdim? Şöyle bir örnek daha var. Ben bunu da severim. Şu buraya sıkışmasın diye yapmadım ama gene yapacağım. Böyle geldim diyelim ki şurada normalim var. Şurası alfa. Burası N1. Burası N2 olsun. Tamam ışık geldi böyle. Böyle buradan gitti. Şurası 90 derece klasik. Ama burada bak şöyle geldi. Şimdi yine burası normal. Burası ama 2 alfa. Burası yine N1 ama burası N3. Aa, burada yine böyle gitti. Bak 90 derece. Şimdi sen şuna bakıyorsun. Senin gitmek istediğin yol sapma miktarı bu. Burada ise gitmek istediğin yol bu. Sapma miktarı bu. Şimdi bakın burası alfa ise iç ters. Burası alfa. Ne geometri biliyor mu? Alfa ya iç ters yani kolay mı? Falan diyorum. 90 eksi alfa sapma var. Burada da iç ters yine aynı şekilde 2 alfa. O zaman sapma miktarı 90 eksi 2 alfa. Bakın buradaki sapma daha fazla. O zaman N1, N2'ye göre bayağı baskın. Ha, burada da sapma var ama sana göre az. O zaman N1, N3'ten büyük ama yani N2'den büyük olduğu kadar değil. O zaman sıralama ne oldu? N1, N3, N2 şeklinde sıralandı. Böyle bir güzellik. Devam edeyim. Evet, bir ortamdan diğerine gitmeye çalışan ışın neleri yapar, neleri yapamaz? Bu daha önce defalarca ÖSYM tarafından sorulmuştur. Bir bakalım. Şimdi ben burada bilerek açık kapı bıraktım. Burada coşacağız, kuduracağız. Yani N1 ile N2 arasındaki ilişkiyi bilmiyoruz. Ben hemen klasik başlangıcı yapayım. Ya eşitse diyeyim böyle geçeyim. Böyle geçtim. Bir numara bu olsun tamam mı? Ben buraya yazıyorum. Bir numara N1 eşittir. N2 olma durumunda gerçekleşti. Peki N2 daha büyükse o zaman normale böyle yaklaşırım. Şu şekilde gitmek istediğim yoldan çıkarım. Bu tarafa doğru gelirim. 2. 2 de o zaman ne oldu? N2 büyüktür. N1 zaten her türlü geçerim. Sıkıntı olmaz. Şimdi bakalım. Buraya ben bir gelme açısını alfa diyeyim arkadaşlar şöyle. Şimdi baktığımızda burası alfa ise şöyle yapayım. Şu tarafa doğru gidersem yani gayet normalden uzaklaşarak gitmek istediğim yoldan çıktım. Normalden uzaklaşarak buraya gittim. Şimdi buna da 3 diyelim o zaman aynı mantıkla. Ben bunları böyle yuvarlak için alsam daha güzel gözüküyor. Şöyle oldu. O zaman burada N1 büyüktür N2 oldu. Ama çoktan aza giderken dikkat etmem gereken bir şeyler vardı. Hani bu sınır açığı yok efendim tam yansıma hani izinliyim ben şu anda diğer tarafa geçtiğime göre alfa ile ilgili bir problem yok onu not alayım ama yani alfa dediğimiz şey sınır açı olayını aşmadığı için oraya daha henüz gelmediği için sınır açıdan küçük diye ifade edeyim diğer tarafa geçmeme izin verilmiş sonra tabii ki de eninde sonunda o gerçekleşecek şöyle tam iki ortama ayıran yüzeyin çizginin üzerinden gidersen burası da 4 oldu İşte o zaman 4 numaraya n1 büyüktür n2 diyeceğiz ve alfa eşittir teta sınır diyeceğiz. Sen, sen, sınır açıyla gelirsen iki ortamı ayıran çizgi üzerinde kalırsın. Ya daha büyükse o zaman da tabii ki de yansıma kurallarına uyarak burası alfa ile geldiğin alfa ile gidecek şekilde o zaman ne olacak burası da? Burası da 5 olacak. Güzel. Tamam. 5'i de yazayım ben şöyle. N1 büyüktür N2 oldu. O zaman alfa büyüktür teta sınır oldu. Böyle bir şey de yapabilir. Arkadaşlar bunun haricinde herhangi bir şey yapamazsınız. Şimdi dikkat. Normalin normalin sol tarafından gelen bir ışın ortamların arasındaki o kırıcılık yeteneği farkı ne olursa olsun mutlaka normalin diğer tarafına geçmek zorundadır. Yani sen şöyle şeyler yapamazsın. Bak böyle normalin üzerinden gelemezsin. Buradan böyle burası alfa olacak şekilde yani böyle du yani aynadan yansır gibi gelemezsin. Mutlaka bak, mutlaka yani bu zaten olmaz. Hani böyle saçma sapan şeyler. Yani özetle söyledim aslında. Normalin sol tarafından gelen normalin sağ tarafına geçecek. Normalin üzerinde olamazsın bile yani. Bunu defalarca farklı farklı olanlarını sordular. Bunu verdi, bunu verdi. İşte yani artık Mesela ortamlar birbirinden farklı der. O zaman bir de olmaz. Mesela öyle bir minicik bir sözcükle cümleyle işi bağlayıverir. Şimdi ben ışığın renklerine ayrılmasını burada vermek istedim. Yani renkle ilgili olarak zaten bir şeyler yapacağım da. Yani kırılmanın içerisinde bazen rengi kullanıyoruz. Onun için de burada vermeyi daha doğru buluyorum ışığın renklerinin ayrılması için prizmaları beklemeyeceğim. Buraya prizma çizdim. Prizmayı da böyle başlık gibi ayırmalarına da deli oluyorum yani. Sanki ayrı bir şeymiş gibi. Çok komik geliyor. Şimdi beyaz ışık dediğimiz ışık geldi. Şurada 90 derece yaptığı için etkilenmeden geçti. Şimdi burada bak dikkat. Burada kırılma gerçekleşecek. Sen şimdi burada normalini çizdin tamam mı? Gitmek istediğin yolda herkes için şu kesikli çizgi. Ancak ortamın kırıcılık indisi ışığın frekansına göre davranış gösteriyor. Yani kırmızının kırılma indisi diye bir şey olmaz. Yani kırmızı ışık için kırmızı ışığın frekansına göre ortamın yani belirlediği kırıcılık indisi o yetenek ortaya çıkar. Frekansa göre farklı davranış gösterir. Bunu söyleyebiliriz. Frekansı yüksek ışık için kırıcılık indisi de artar. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz o zaman. Ben kırmızıdan şöyle yapayım mora doğru gittiğim zaman hani benim için görünür dalga boyu dediğimiz kısım kırmızıdan mora doğru gidiyorum böyle. O zaman burada frekansın arttığını söyleyebilirim net bir şekilde. Güzel. Şimdi o zaman en az kırılan kırmızı oluyor. giderek bu kırılma miktarı artıyor gördüğünüz gibi ve en çok kim kırılıyor? Mor. Yani bu sıralamayı kimi arkadaşım der? Yani ezbere bilinmesinde fayda var mı? Olabilir. Yani bir şey diyemiyorum. Bu riski göze alamıyorum bu defa. Yani insanlar işte kutu sayamam, kutu sayamam, malum yastık, tersten düzden uydurma sözcüklerle yani uydurma derken kötülemek anlamında değil bu sıralamayı aklında tutuyor. Hocam ya başka türlü olmuyor ya kusura bakmayın diyebilirsiniz. Kırmızıdan mora doğru yani şuradan şöyle gidince frekansın arttığını söyleyebiliriz. Evet böyle bir durumumuz var. Şimdi gelelim bu tarafa. Hemen bir tane minik bir örnek yapmışım ben burada. Nasıl bir şey olmuş bakın. Beyaz ışığı gönderiyoruz böyle sudan havaya doğru gönderiyoruz ve demişiz ki yeşil böyle yaptı. Bak şimdi senin gitmek istediğin yol zaten böyleydi tamam mı? Böyleydi. E ne olmuş? İşte yeşil böyle yapmış. Şimdi bundan daha az kırılanlar kimler? Yeşilden önce sarı var, turuncu var, kırmızı var. O zaman az kırılanları dizmeye başladım. Bu var. Ondan sonra işte burada kırmızı var. İşte efendim turuncu var. E ne var? Sarı var. Böyle sırayla geliyoruz. Bak giderekten böyle geldi. Yeşil sınır açı durumu var. Şimdi bundan sonra da Mavi ve mor var yani bu önemli bir örnek e daha çok kırılmak ne demek zaten sınır açı durumu yeşilde yaşanmış yani yeşilin hani frekansına göre durum bu olmuş e ondan sonra sadece tam yansıma var şöyle yaptığınız zaman alfa ile geliyorsanız alfa ile geliyorsunuz bunun içinde beyazın içinde içinde şu anda mavi de var mor da var bunlar da bu şekilde geliyor o zaman ne olacak İkisi de yani mavi ve mor da tam yansımaya aynı şekilde uğrayacak. Yani şöyle bir şey olmaz sakın ha. Şurada mı geldi ya? Hocam bu böyle yeşil böyle oldu ya. Mavi buraya gelsin, mor da buraya gelsin. Böyle bir şey yok ya. İkisi de alfa ile geldi. İkisi de alfa ile yansıma kanununa uyarak devam edecek. Haberiniz olsun. Hani öyle bir şey olmaz. Evet şimdi temel anlamda hani kırılmayla ilgili bilgileri verdik. Şimdi e, paralel yüzü ortamlardır efendim işte paralel kaymadır küresel yüzeylerden geçiştir falan diye yavaş yavaş başlık başlık gideceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum.